kaç defa hasar görüyor, kısmi hasarlara bakacak olursak zaten başına gelmedik kalmamış da. Yani do, şu andaki Ayasofya, hatta ben galiba onun kitabı üç buçuğuncu diye yazmıştım. E şöyle ki işte birincisi zaten toptan ortadan kayboluyor. Elimizde bir parçası bile yok. Yani mevcudiyetine dair bir tane parça var. En azından onunla bir alakası olan. İşte bahçede duruyor. Ama o da parçası değil her şeye rağmen. Mevcudiyetine ve yıkıl, yıkılma sebebine dair bir parça. İkincisi zaten bayağı bol bol işte kazıdan da çıkan parçalarıyla kendini gösteren hakkında bir miktar en azından fikrimiz olan bir yapı. Üçüncüsü de bugün gördüğümüz ama ana kubbesi tümüyle yıkılıp yeni yapılan kubbeyi de ayakta tutabilmek için çok ciddi yamalar, işte destekler, payandalar vesairelerle karşımıza çıktı. Onun üzerine de çok ciddi ekler de tekrar yapıldı. Hele ki Osmanlı devrinde işte minareleri vesairesiyle tekrar Osmanlı payandalarıyla çok desteklendiği için ben böyle bir üç buçuk diye bir şey yazı verdim. Editörümüz de sağ olsun silmedi. Hani çok bilimsel bir ifade olmaz ama sanırım durumu anlatıyor. Fakat ona rağmen de son yapılan kubbenin de o köşesi yıkılıyor. 10. yüzyılda bu köşesi yıkılıyor. 14. yüzyılda hani şu anda 6. yüzyıldan kalan yani o genç İzidoros'un yaptığı kubbe de yarısını bile bulmuyor. İki tane dilim duruyor aslında. Kuzey ve köşe, kuzey ve güney taraflarında iki tane dilim diyebiliriz sadece. Bir espri vardı aynı şekilde. Bu balta işte şu tarihsel kişiliğin baltasıymış. Aa, çok yeni görülüyor. E tabii üç defa başını değiştirdik, alt defa da sapını değiştirdik gibi. Hani o derece kötü değil. Ayasofya bayağı bayağı bu Ayasofya ama bayağı desteklenmiş bir üçüncü Ayasofya diyelim.